Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda soru cevap kısmını yapıyoruz. 5. bölüm oldu herhalde. Teknoloji yatıran adam sorun cevaplasın diye bir fotoğraf paylaşıyorum. Ya da daha doğrusu resim. Altına gelen sorularınızı da elimden geldiğince yanıtlıyorum. 500 küsür tane soru gelmiş. Şu an bunların hepsini yanıtlamaya kalksam zaten hayvan gibi zaman alacak. Bu arada sadece buradan değil Twitter'dan da bana sorularınızı sorabilirsiniz aklınıza takılan. Facebook sayfamızda mesaj atabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Yasin Yılmaz sormuş. Abi adı nedir bunun? Şuna bir isim koymak gerek demiş. Taş var elimde. Babangida onun ismi. Hadi söylemeyecektim de söyleyeyim. Sezer Renk Sezer yazmış. Hey sen ta beni fark edip fark edemeyeceğinin benim için fark edip fark etmeyeceğini fark edeceksin yazmış. Akıllara durgunluk verdi bana koyayım. Yakup Nergi sormuş. Ta birader niye kırıyorsun ince din aletleri? Hayır merak ediyorum vallahi bak. Telefonları yere atıyorsun hunharca. Neden acaba demiş. İnce din aletleri ben kırmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ulan ne biçim soru sordun s**eceğim bizi. İnce din aletleri kırmıyorum bu arada. Ekmeğimle oynuyorsun s**ına koyayım. Alpay Arslan sormuş. Abi Xperia Z1 telefonum var ama sıvı geçirmezlik özelliğini daha test edemedim. Bir Z1 inceleyip çeşitli sıvılarda test eder misin? Kezzap yumurta sarısı falan. Oğlum telefonun yumurta sarısına kezzapa nasıl düşeceksin? Zaten etrafında kezzap varsa ölürsün. Ama yani Z1 için demeyeyim de Z2 için yaparız bir tane inceleme gibi geliyor. Tabi gönderirlerse buradan da selamlarımızı iletelim. Burak Çınar sormuş. Abi sence PlayStation 3 alsam 2 yıl falan idare eder mi? PlayStation 3'e çıkması ihtimal oyunlarla birlikte demişsin. Burak Çınar alma derim. Yani alacaksan biraz daha sık dişini. Ya da şöyle 2 yıl idare edeceğine 1 yıl daha sık dişini. O para biriktir. PlayStation 4 al. Kafan rahat olur en azından birkaç sene boyunca. Yani hani para muhabbetinden yapıyorsan. Tabi PlayStation 3'te de hayvan gibi oyunlar var. Hani yabana atılacak bir konsol değil PlayStation 3'te. Şaklı. Böyle. Abi sence PlayStation hangi? Kim bu? Görkem Sencer. PlayStation 5 çıkınca PlayStation 3'ün üretimini durdururlar mı? Durdurmazlarsa onların ayıbı. Durdururlar. Emin ol durdururlar. Mert Kırım geri sormuş. Şu replik iPhone 5S'lerden birini de inceler misin? Gerçekten çok merak ediyorum neler yapacağını demişsin. Ya şimdi replika incelersem, yani şimdi telefon iyi çıkar, replikaları övüyormuş gibi olur. Herkes replika falan piyasasına abanır diye şimdi iOS'a, Android'e diğer firmalara ayıp olur diye de yapmayabilirim. Ama bir alıp bakarız. Söz vermeyeyim, elime geçirirsem incelerim. Ha, bir de şey var. Hani replika telefon ne kadar iyi olursa olsun bu SAR değeri var ya, yaydığı radyasyon miktarı. Kafana koyarsın götünde üçüncü lob çıkar. Yani beşinci kulağın falan çıkar. Yani ne kadar iyi olursa olsa bile SAR değerine emin ol değer vermiyorlar. O değeri zaten düşürmek de ayrı bir bütçe para istiyor. Replika telefonları yani o yüzden de kullanmayın. Emre Başkale 1500-2000 liralık cihazları nasıl fırlatıyorsun demiş. Şöyle atıyorum. Bu kadar. Abi Discovery kullanıyorum demiş Yusuf. Aç kalmaz. Son 10 gündür aşırı yavaşladı. Hangi uygulamayı kullanayım demiş Yusuf. Şimdi önce telefonla bir Clean Master uygulamasını kur. Belki vardır. Kuruyorsun. AVG'yi de kur. Şimdi virüs taraması ya da. Telefonu bir tarat iyice, etraflıca. İç dışı kat. Sonra temizledikten sonra işte bu uygulamalar bulduğu ek dosyalar işte kalan kırıntıları mırıntıları buluyor, temizliyor. Sonra bu iki uygulamayı da kaldır telefonundan. Hani bunlar da yavaşlatıyor telefonunu. Büyük ihtimalle de en son yüklediğin bir oyun falan vardır. Sağlam bir oyun yüklediysen. Yani de şey hafızayı biraz fullemeye yakın yapmışsındır. Ondan yavaşlamıştır. O uygulamaları da kaldır telefondan hani kur zaten beleş ayda bir kere kur taratın ondan sonra kaldırın. O uygulamalar en iyi o şekilde kullanılıyor. Egemen Ege inanlı demiş. Abi Jim Orkun abiyle iddiaya girin. İkiye mi lan o? Idea. Oğlum Idea yazın iddiaya. Gözünü seveyim. Kazanan kaybeden taş atsın. Dur bakalım yapacağız öyle bir şey. Ama taş atmayacağız tabii bakayım. Arı Barsamyan sormuş. Ari. Ta kardeş ben Deep Web hackerlık konuyla falan çok ilgiliyim. Sence üniversitede hangi bölümü okumalıyım? İlahiyat fakültesi oku. Ne diyeyim oğlum hackerlık diye bölüm bunu okuyayım işte kendini keşfedeceksin hackerlar. Berkay Taha Demirci sormuş. Son Xperia Z1 mi alsam Nokia Lumia 925 mi demişsin? Bence ikisinin kamerası da güzel. Ben kamera açısından bakarım genelde. Android kullanmak istiyorsan Android olanı seç. Yoksa kamerayla alakalıysa ikisi de şu an ortada bana göre. Sen bilirsin. Bana göre o iki telefon denk birbiriyle. Caner Sönmez abisinin Twitter hesabını ele geçirseler ne yaparsın? Melih Gökçe'yi ararım. O direkt alıyor zaten. İlyas Kılıç Arslan, abi telefon iPhone 5, Apple'ın duvar kağıtları yok. Sıfırlayınca geliyor ama yediği geri yükleyince tekrar gidiyor. Çözümünü biliyor musun? Ya Galatasaray Karşıyaka falan yapar arka planı, boş ver. Başka. Şöyle biraz atlıyorum. Yani affedersiniz de atlamak zorundayım. 500 küsür tane soru var. Hangi birine ne yapayım? Furkan demiş, abi ben AVG antivirüs ile Clean Master programı kullanıyorum demişsin Furkan. Az önce söyledik. Bunları kuracaksınız telefonunuza, taratacaksınız. Sonra peçete gibi atacaksınız. Tekrar bir ay sonra mesela yine tekrar indireceksiniz. Zaten beleş. İndir sil 2 dakikada üşenmeyin. Öbür türlü telefon arka plan çalışırsa bunlar telefonu çok aşırı derecede yavaşlatıyor. Şarjınızı da sikiyor. Batuhan Şahin sormuş. Sence LG'nin yeni çıkan G2 serisi mi yoksa General Mobile Discovery Elite mi? G2 serisi yani G serisi mi diyorsun? Oğlum G2 yeni çıkmadı ki bir yıl oldu. G2 ile Discovery Elite dersen
Discovery Elite derim. Çünkü RAM farkı var, hız farkı var, kapasite farkı var. Ama G2'de yaban atacak telefon değil. O şaklı. Yani ikisi şu an birbirle kıyaslanacak telefon değil. Hani G3 mü Discovery Elite mi desen eyvallah. Onunla kıyaslarız da. Serhat Ermez, abi benim sorunum çok başka bir ilgilenirsen insan sevinirim demiş. İktidarsızlık var gibi giriş yapmışsın. Süslemiş bir de böyle. Demin ki resimdeki Zigzel modeme sahibim. İlk defa Zigzel modem markasını okumaya çalıştım. Modemi bağlıyorum, çekiyor, bir sıkıntı yok. Laptopumda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Fakat tablet ve cep telefonu arasında modeme bağlanıp full çekmesine rağmen internet bağlantısını gerçekleştiremiyorum demişsin. Yani diyorsun ki tablet ve telefondan girmiyor ama bilgisayar cayır cayır. Tabletinde ve telefonunda bulunan daha önce girmiş olduğun ağlar, işte wifi ağlarını unut yapacaksın, sıfırlayacaksın. Sonra bir bağlan dene. Alt tarafta da İsmail Uzan yazmış. Sana cevap olarak modem ayarlarında VPA kısmında bir değişiklik yap diyor. Aynen. Bak bu çözer diyor İsmail. Söylemiş. Ama demek ki forum açsak bayağı birbirinize yardımcı olacaksınız ha. Mustafa Esat Dere, abi küfederken sanat eseri yapıyorsun. Hani meslek sırrıysa boş ver o zaman demişsin. Oğlum küfrün sanat eseri mi olur a**a koyayım ya. Küfür etmeyin siz s**tin. Uğur Erol sormuş. Başka bir işte çalışıyormuşsun. Çalışıyor musun? Çalışıyorsan ne üzerine? Taksiye çıkıyorum. Çalışmıyorum. Sadece bu işim var. Cavit Mamatli. Vallahi okuyamadım. Kusura bakma. Merhaba, sizin teknoseyir hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sataşsam teknoseyire sataşırdım demiştiniz. İşleriniz kolay gelsin, başarılar. Teşekkürler. Ya o teknoseyir hakkındaki düşüncelerimiz çok olumlu. Hani zaten saygı duyulması gereken ender insanlardan kendileri. Seviyoruz, takip ediyoruz, saygı duyuyoruz. Sataşsam teknoseyire sataşırdım muhabbeti de ayrı bir muhabbet. Yani o bakarsın. Hani öyle bir şey yapsan teknoseyirden prim alırdım. Hani yine onların büyüklüğünü övdüm orada. Bir sorunum falan da yok. Zaten olamazdı. Oğlum niye böyle sorular soruyorsunuz ya? Adamlar da sıkacak ağzımız olacak ondan sonra. Emir Koçak sormuş. Abi yüzünü niye göstermiyorsun? Niye göstereyim? Sen de bunun cevabını ara bakalım hadi. Ramazan Aygün demiş. Antutu ne kadar güvenilir? Şu kadar güvenilir Antutu. Çok güvenilir. Güven. Şöyle biraz arkadaşlar izninizle şöyle biraz sallıyorum. Mecburum. Yücel Faruk Şahan sormuş. Abi MacBook Air 13 inç alacağım. 4 GB mı 8 GB RAM mi olsun? Oğlum öyle sorarsan 8 derler zaten ya. Yani bana kalırsa 100 GB RAM olsun da. Ama şu cihazlara RAM takmak sonradan çok zor oluyor. Hani almışken 8'ini al tabi. Yani büyük ihtimalle de şuna takılmıyor da olabilir. Emre Özçelik sormuş. Xperia 8 ile dünya dışı varlıklara sinyal gönderebilir miyiz? Sen göndermesen onlar alır o sinyali. Onda bir SAR değeri var. 50 kilo amına koyayım. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi hani şey de sorabilirsiniz. Twitter'dan falan da sorabilirsiniz. Sonuçta hepsini cevaplamam imkansız. Yakup Tokmakçı sormuş. Web Tekno ekip olarak birinci önceliğiniz nedir diye. Ya bizim tek önceliğimiz var. Alışılagelmiş teknoloji siteleri gibi değil. Hani nasıl sen arkadaşlarına taşak muhabbeti yaparken konuşuyorsun. Yok işte S5 çıkmış falan. Biz o tarzda haber yapmayı seçiyoruz. Videolarımız da o tarzda. Esnek. Hani böyle çok profesyonel. Yani çekim olarak profesyoneliz de. Hani çok böyle TRT haber bülteni gibi değil de. Flash TV halayı gibi düşün. Öyle yapıyoruz. Lan şu Flash TV'den de ne ekmek yedim ya. Yani bir ilk önceliğimiz o. Alışılagelmiş teknoloji kanallarının dışına çıkmak. Buğra Arık sormuş. 20 dakikada 300 yorum gelmesi aks etkisi mi? Hayır. Bunun etkisi. Arkadaşlar dediğim gibi çok yorum vardı. Hani hepsini elbette cevaplayamam bir videoyla. Havai Met yormadı bile 25 dakika sürüyordu a**ına koyayım. Beni Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilir. Teknoloji Atar Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Bu sefer kesin kırıldı a**ım tableti. Tak diye ses geldi.